Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji derslerine başlıyoruz gençler. Artık 10. sınıf olduk. Bugünkü konumuz da hücre bölünmesinin gerekliliği olacak. Tabii ki hücre bölünmesinin gerekliliğini anlatacağım ama öncelikli olarak 10. sınıfta hangi üniteler var, hangi konular var? Azıcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki ünitelerimizden bahsedeceğim. Geçen sene yani 9. sınıfta da biyolojide 3 tane ünitemiz vardı. Bu sene de biyolojide 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi hücre bölünmeleri ünitesi dediğimiz ünitemiz olacak gençler. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde neler göreceğiz? Mitozdan, eşeğsiz üremeden, mayozdan ve eşeğli üremeden bahsedeceğiz. İkinci döneme gelmeden ikinci ünitemize geçmiş olacağız. İkinci ünitemiz de kalıtımın genel esasları dediğimiz ünitemiz olacak. Kalıtımın genel esaslarında da daha önceki senelerde kalıtım gördünüz ama onun daha detaylısını göreceğiz. X'e bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Kontrol çaprazlamalarından, hastalıklardan bahsedeceğiz. Kalıtsal kavramlar ve çaprazlamalar konumuz olacak. Üçüncü ve son ünitemiz ise ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünite. Ekosistem ekolojisinin içerisinde ekolojik kavramlardan, ekosistemde yaşayan canlılardan, bunların beslenme biçimlerinden, bunların oluşturduğu piramitlerden, madde döngülerinden bahsedeceğiz. Güncel çevre sorunları, çevre kirliliğine sebep olan faktörler de yine bu konunun içerisinde geçecek diyeyim gençler. Tabii biz derslerimizi nasıl işleyeceğiz? Her konuyu sizlere anlatacağız. Konularımızı anlattıktan sonra da hem sıfırdan ona yani konu özetli soru bankamızdan hem de soru bankamızdan yani 10 dinamomuzdan sizlere ödev vereceğim gençler. Mesela en baştan söylemiş olayım. Bugün hangi konuyu görüyoruz? Hücre döngüsü konusunu görüyoruz. Hücre döngüsüyle ilgili olan kısmı bitirmenizi isteyeceğim sizden. Yani hücre döngüsüyle ilgili konu anlatım kısmına bakıyorsunuz. Sonra onunla ilgili soruları çözebilecek kıvama gelmiş oluyorsunuz. Birazcık hücre döngüsünün evrelerine de giriş yapmış olacağım diyeyim. Hemen 10 dinamodan da göstereyim gençler. Sayfa 15'ten sorumlusunuz. Bir tane çözümlü sorumuz, altında da 4 tane test sorumuz var gençler. Tabii ki kitaplarımız video çözümlü. Anlamadığınız bir soru olursa da video çözümlerini dinleyerek çözümlerini öğrenebilirsiniz diyeyim. Ve böylelikle ilk konumuza başlıyorum. Öncelikli olarak tabii ki aklımızda bu konuyla ilgili bazı sorular olması gerekiyor. Hücre döngüsü diyor da hoca aslında neden bahsediyor? Bu konu 9. sınıfla bağlantılı mı sorusuyla başlamış olayım. Biliyorsunuz 9. sınıfta hücre diye bir konu görmüştük. Hücre içerisinde bulunan organeller, hücre zarından madde alışverişlerini öğrenmiştik. Aslında hücre döngüsü dediğimiz zaman da hücrenin hayatından bahsediyoruz. Bir hücre bölünmesinden sonra diğer hücre bölünmesine kadar o hücrede ne gibi olaylar meydana geliyor? Bunlardan bahsediyoruz. Yani tabii ki hücreyi iyi bilirsek hücre döngüsünün o mitozunu, mayozunu anlamamız da çok daha kolay olacaktır. Yani 9. sınıfla biraz bağlantılı bir konudan bahsediyoruz. E hocam peki hücre hücre diyorsun. Geçen sene koskoca hücre ünitesini de gördük ama hücre neydi? Hücre canlının işlevsel, temel en küçük yapı birimiydi. Hücreden daha küçük tabii ki organeller falan var ama organel tek başına bir canlılık faaliyeti gösteremiyor. Ama hücre canlılık faaliyeti gösterebiliyor. O yüzden de hücreyi canlının en küçük yapı birimi olarak kabul ediyoruz. Hücreler bölünüyorlar. Biz çok güzel anlatıyoruz. Diyoruz ki bir hücreden bölündüğü zaman mitozda 2 hücre oluşur. Mayozda 4 tane yavru hücre oluşur. Mitozda şöyle olur, mayozda böyle olur. Ama o işler o kadar kolay gerçekleşmiyor. Tabii ki hücre bölünmesini kontrol eden bazı faktörler de olacak. Mesela DNA o emir vermediği sürece hücrenin bölünebilmesi söz konusu değil. Yine aralarda hücre bölünürken
kontrol noktaları da olacak. Çünkü hücrelerin kusursuz bir şekilde bölünebilmesi lazım. Eğer bir hata olursa bir sonraki hücre hatalı olacak demektir diyeyim gençler. Peki hücreler neden bölünecekler? Şöyle düşün, tek hücreli canlılar da var. Çok hücreli mesela bizim gibi canlılar da var. Tek hücreli bir canlı hücre bölünmesi yaptığı zaman aslında ne yapmış demektir? Üremiş demektir. Yani tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi üremeyi sağlamış olacak. Ama baktık çok hücreli canlılara, hücre bölünmesi hem üremede görevli olacak, üreme hücreleri bölünmeyle üretilecek, ama aynı zamanda çok hücreli canlıların büyüme ve gelişmesi de hücre bölünmesiyle gerçekleşecek. Mesela ben sizin en son kardeşinizi atıyorum, geçen sene görmüştüm, bu sene bir daha görüyorum, diyorum ki aa ne kadar büyümüşsün. Aslında geçen sene, uyduruyorum tabii, 5 milyon hücresi vardı. Bu sene 8 milyon hücresi olmuş. Hücre sayısı arttığı için de ben onu boyu uzamış, gelişmiş olarak görüyorum. Yani çok hücreli canlılarda hücre bölünmesi büyüme ve gelişmeyi de sağlar. Hücre bölünmesinin ne işe yaradığını da aslında arada söyledim. Tek hücreli canlılarda üremeye, çok hücreli canlılarda hem üreme hücrelerinin üretilmesini hem de büyüme ve gelişmeyi sağlar diyebiliriz gençler. Peki, dediğim gibi hücreleri hatırlatarak başlayacağım. Canlılar ne yaparlardı? Hücrelerden oluşurlardı. Ama tüm canlılar çok hücreli değil. O yüzden şöyle diyebilirim. Canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur. Tek hücreli canlılarımız da var. Bazı canlılar tek hücrelidir. Bazı canlılar ise tabii ki çok hücrelidir diyeceğiz. Hücre neymiş? Canlının yapısal, hemen yazıyorum, işlevsel ve temel en küçük birimidir. Canlılığın devamı için tabii ki yeni hücrelerin oluşması da gerekiyor diyeyim gençler. Peki bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Tabii ki yeni hücreler bir önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelecek. Yani bir hücre varsa bir önceki hücrenin bölünmesiyle meydana gelmiştir diyeceğiz. Hatırlatmamız ne? Çok 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 işimize yarayacak. Aslında geçen seneden öğrendiklerimizi bu sene nasıl kullanırız kısmına geldik. Şimdi kimler tek hücreliydi, kimler çok hücreliydi? Bir kere canlıları geçen sene alemlere ayırmıştık. Ben size hatırlatmış olayım şurada. Canlılar demiştik ki prokaryot hücre yapısına sahip olabiliyorlar. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip olabiliyorlar. Prokaryot hücre yapısına sahip olan iki tane alemden bahsetmiştik. Ökaryot hücre yapısına sahip olan da dört tane alemden bahsetmiştik. Baktığımız zaman bakterilerin prokaryot olduğunu ve arke dediğimiz canlı grubunun prokaryot olduğunu söylemiştik. Kimler ökaryottu? Protist aleminde yer alan, yani protistler ökaryot hücre tipine sahiplerdi. Arkasından kimlerden bahsediyorduk? Bitkilerden bahsediyorduk. Arkasından mantarlar dediğimiz alem geliyordu. En son alemimizde hayvanlar alemi dediğimiz alemdi. Şimdi bakteriler ve arkeler grubunda yer alan canlılar tek hücrelidir. Yani direkt bakteri gördün mü tek hücreli olduğunu anlayacağım. Arke gördün mü tek hücreli olduğunu anlayacağım. Bazı protistler de tek hücrelidir. Bazı mantarlar da tek hücreli canlılardır. Yani bunların da çok hücrelileri var. Bu tek hücrelileri de var. Hatta bakterilerin tamamının tek hücreli olduğunu, arkelerin tamamının tek hücreli olduğunu şuraya not alayım. Protist aleminde tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli. Mantarlar aleminde tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Hayvanlar alemindekilerin tamamı çok hücrelidir diyebiliriz. Kimler çok hücrelinin cevabını da söyledik. O zaman aslında bitkiler alemindeki herhangi bir canlıyı gördüysem yapıştırdım, çok hücrelidir. Hayvanlar alemindeki canlıları gördüysem onlar da çok hücrelidir. Yine buraya da ne yazabildim? Bazı protistlerin çok hücreli olduğunu biliyorum. Evde o yemek yaptığımız şapkalı mantar gibi mantarların da
çok hücreli olduğunu biliyorum. Tek hücreli bazı protistlerin örneklerini yazayım. Sorularda çok çıktığı için yazayım. Amip, öglena ve paramecium tek hücreli protistlere örnektir diyeyim gençler. Bu sayfada birçok bilgiyi hem eski hem de daha sonra işimize yarayacak bilgiyi bir arada verdik. İşte not alın veya ekran görüntüsü alın, elimi çekmiş olayım diyeyim gençler. Hemen buradan da devam edeyim. Dedik ki hücreler bir önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler. Hücre bölünmelerini de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir mitozdan bir de mayozdan bahsedeceğiz. Mitozda bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. Genetik çeşitlilik meydana gelmeyecek. Oluşan hücreler birbirinin tıpatıp aynısı olacak. Yani ilk hücredeki DNA miktarı neyse, kromozom sayısı neyse yavru hücrelerde de birebir aynısı olacak. Mayoz bölünme ise sadece üreme ana hücresi dediğimiz hücrelerde görülecek. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya inecek. Yani ana hücre 46 kromozomsa sonradan oluşan hücrelerin kromozom sayısı 23, yani yarısı kadar olacak. 2N şeklinde göstereceğiz onları diyeyim. Tabii ki bir hücrenin bölünebilmesi için de hücrede bazı şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlar ne? Birincisi, hormonların uyarıcı etkisi olabilir. Yani bir hormonun hücre bölünmesini etkilemesi, hücreye bölün emrinin ulaşmasını sağlaması o gerçekleşebilir. Hacim yüzey oranının bozulması yine bir etkendir. Sitoplazma çekirdek oranının bozulması da yine hücre bölünmesine etkendir. Ya hocam hacim yüzey oranı ne? Sitoplazma çekirdek oranı demeyin. Hemen anlatmaya başlıyorum. Hacim yüzey oranıyla neyi kastediyorum? Bak şimdi buradaki hücremizin belli bir boyutu varmış. Bu hücre ne yapmış? Büyümüş. Büyüyünce bunun ne yapmış? Yüzey alanında hemen şöyle siyahla çizdim. Hadi siyahla göstermiş olayım. Yüzey alanında şuraya da bak. Bir değişim meydana gelmiş. Ne olmuş? Yüzey alanı artmış. Ama bunun aynı zamanda neyi de artmış? Hacmi de artmış. Eskiden şurası çekirdek. Böyle bir durum söz konusu olmuş. Hem yüzey artıyor hem hacim artıyor. Ama ikisi birbirine oranlı olarak artmayabiliyor. Böyle durumlarda hücre bölünmek zorunda kalıyor. Hemen gösteriyorum. Büyüme sırasında meydana gelen sitoplazmadaki artış hücre zarındaki artıştan fazla olduğundan hücrede hacmin yüzeye oranı bozuluyor. Yüzeye oran bozulduğu için madde alışverişlerinde aksamalar meydana geliyor. Üç boyutlu düşün. Hacim çok arttı ama yüzey alanı yetersiz kalıyor. Bu hacimdeki bir hücrenin çok madde alışverişi yapması gerekiyor. Ama yüzey alanı yetersiz geldiği için hücre diyor ki en iyisi ben böleyim, bölüneyim, hacim yüzey oranımı dengeleyeyim. Yüzey artışı yetersiz kaldığı için hücre zarından madde alışverişi yeterince gerçekleşemez. Ayrıca büyüyen hücrede etki ve kontrol gücü azalan çekirdek de hücreyi yönetmekte zorlanır. Çekirdek bölünme emri verir. Bu aşamadan sonra hücrede tabii ki bölünecek. Hemen karşıma bir soru çıktı gençler. Sizler benden önce çözün. Hücrelerde bölünme hangilerinin etkisiyle gerçekleşir? Çekirdeğin büyüyen hücrenin yönetiminde yetersiz kalması tabii ki bölünmenin bir sebebidir gençler. Eğer çekirdek hücreyi kontrol etmekte zorlanıyorsa o hücre bölünmek zorunda. Hücre yüzeyinin hücre için gerekli maddelerin alışverişine yeterli olmaması, istenilen maddeleri alamaması, istediklerini dışarıya atamaması da tabii ki bölünmenin bir sebebidir. Çok hücreli canlılarda hormonların da büyümede, bölünmede etkili olduğunu söylemiştim. Hangilerinin etkisiyle gerçekleşir dediğine göre cevabımız da E'ye düşmüş oldu. Tabii ki hücre bölünmesiyle ilgili bilim insanlarının yaptığı bazı çalışmalar, bazı deneyler var. Bunun da en güzel örneği amip deneyi dediğimiz deneydir gençler. Ne yaptıklarını hemen anlatacağım. Ne yapmışlar? Demişler ki ya bu hücreler neden bölünüyor? Niye bölünüyor? Sebebi nedir? Bölünmese ne olur? Kim kontrol ediyor diye çalışma yapmak istemişler. Bunda da amip kullanmışlar. Amip de protist alemindeki tek hücreli bir canlı.
Tabii ki amipten 3 tane grup yapmışlar. Birinci grup kontrol grubu dediğimiz grup. İkinci grup birinci deney grubu. Üçüncü grup da üçüncü deney grubu dediğimiz grup. Yani amipleri almışlar 3 tane grup yapmışlar. Bunlardan kontrol grubunda amibe hiç müdahale etmemişler. Uygun koşulları vermişler. Besinini vermiş de yeri sağlamış. Amipler büyümüş, bölünmüş. Büyümüş, bölünmüş. Büyümüş, bölünmüş. Uygun koşulları sağladıkları zaman amibin arka arkaya 65 kez bölündüğünü gözlemişler. Yani kontrol amibi doğal olarak kendiliğinden bölünmüş. Sonra birinci deney grubunda şöyle bir şey yapmışlar. Bölünme büyüklüğüne yaklaşan yıldız. Bak, bölünme büyüklüğüne ulaşmamış, yaklaşmış. Gitmişler sitoplazmasından bir parça kesmişler. Sitoplazmasından parça kestikleri kısım, yani çekirdek olmayan kısım ölmüş. Çekirdek olan kısım sitoplazmasını tamir etmiş. Ama bölünmemiş. Hayatına devam etmiş. He, demek ki ben sitoplazma miktarı arttığı zaman sitoplazmadan bir kısmı ayırırsam hücre bölünme gereksinimi duymuyor. Demek ki sitoplazmanın artması, hani biz başta söyledik ya, sitoplazmanın artması bölünmeyi teşvik ediyor sonucuna varmışlar. Bakalım, bölünme büyüklüğüne yaklaşan amibin sitoplazmasından bir miktar kesilmiş. Bu işlem amip bölünme büyüklüğüne her yaklaştığında da tekrarlanmış. Bak, bölünme emri verilmemiş. Bölünme büyüklüğüne yaklaşınca kesiyorlar, yaklaşınca kesiyorlar. Her işlemde eksilen sitoplazma parçası ölürken çekirdekli kısım yaşamaya devam etmiş. Amip bölünme büyüklüğüne ulaşamadığı, hacim yüzey oranı bozulmadığı için çekirdek bölünme emri vermedi ve hücre bölünmedi diyeyim. İkinci deney grubunda ne olmuş ona da bakalım. Amip bölünme büyüklüğüne yıldız ulaşmış, yaklaşmamış. Artık bölünme büyüklüğüne ulaşmış. Bölünme büyüklüğüne ulaştığı zaman aynı mantıkta çekirdek olmayan kısım bir parça kesmişler. Çekirdek olmayan kısım ölmüş. Ama diğerinde ne oluyordu? Yaklaştığı için sitoplazma kendini tamir ediyordu. Bunda ise sitoplazma tabii ki kendini tamir etmiş ama hücre bölünmüş. Halbuki biz bunun yüzey alanından bir şeyler eksiltmiştik. Niye bölünmüş? Çünkü bölünme büyüklüğüne ulaşmış, DNA'sı çekirdeği bölünme emri vermiş. Çekirdek bölünme emri verdikten sonra sen onun sitoplazmasından bir şey eksiltsen bile onun bölünmesini durduramazsın. Bu sonuca varmışlar. Kesilen çekirdeksiz parça ölürken çekirdek içeren tabii ki hayatta kalmış. Sitoplazmanın azaltılması işlemi amibin bölünmesini engellememiş. Amip bölünmeye devam etmiş. He, o zaman biz bu 3 tane deneye bakarak bazı sonuçlar çıkartmalıyız. Birincisi, hücrelerin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Büyümesi sınırlanan, yani sitoplazmasından parça kestiğin bölünemiyor. Hücrenin canlılık faaliyetini ve bölünmesini çekirdek, yani DNA kontrol ediyor. Çünkü çekirdek bulundurmayan kısım her halükarda ölüyor. Bölünme emri alan hücre büyümesi sınırlansa, yani sitoplazması azaltılsa bile bölünüyor. Çekirdeğin bölünmeyi istemesindeki amacı aslında sınırlı bir alanı kontrol edebilmesinden kaynaklanıyor diyeyim. Hemen buradan da sorularıma geçeyim. Birkaç tane soru çözelim gençler. Bugünkü dersimizi bitirelim. Zaten bir giriş dersi oldu. İnterfazıdır, mitotik evresidir, hücre döngüsünün diğer evrelerini daha sonraki derslerimizde uzun uzun anlatacağız. Hücre bölünmeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman ne demiş? İnsan vücudunda bulunan tüm hücreler bölünebilir demiş. Durdum. Hemen yıldızı attım. İnsan vücudunda bulunan hücrelerin çoğu bölünebilir. Ama her hücrenin bölünme yeteneği yok. Mesela bizim olgun alyuvar hücrelerimiz var. Bunlar kanımızda oksijen ve karbondioksit taşıyor. Bunların çekirdeği, organelleri yok. Bölünme yetenekleri de yok.
vücudumuzda bulunan sinirsel iletimi sağlayan nöron adını verdiğimiz özel sinir hücreleri var. Yeni keşfedilen birkaç tane nöronun bölünme yeteneği var. Ama vücudumuzdaki birçok nöronun bölünme yeteneği yok. Yani insan vücudundaki her hücre bölünebilir diyemeyiz. Bölünemeyen hücrelerimiz var. Prokaryot canlılarda hücre bölünmesini çekirdek kontrol eder demiş. Hemen yıldızı atıyorum ve ben dikkat edip buna düşmüyorum. Eski senelerdeki bilgimle çok alakalı. Prokaryot ne demek? Gelişmemiş hücre yapısı demek. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda çekirdek ve zarlı organel yoktu. Prokaryot canlılarda nereyi çekirdek kontrol edecek? Prokaryotların çekirdeği yok ki diyorum. Hücre bölünmeleri bazı canlılarda üremeyi sağlar. Tek hücreli canlılar hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısını arttırır. O yüzden de tabii ki bazı canlılarda üremeyi sağlar diyebiliriz. Cevabımız da yalnız 3 oldu. Hemen bilmemiz gereken kavramları da veriyorum. Öncelikli olarak tabii ki neden bahsedeceğiz? DNA yani deoksiribonükleik asitten bahsedeceğiz. DNA dediğimiz zaman canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdan bahsediyorduk. Her canlıda da DNA bulunacaktı. Fakat DNA miktarı birbirinden farklı olacak. Kalıtım maddesi olan DNA hücre döngüsünün en başında interfaz adını verdiğimiz bir evre var. Bu interfaz evresinde eşlenerek yavru hücrelere aktarılmış olacak. DNA da nükleotit adı verilen birimlerden oluşuyordu. Hemen yapısının nasıl olduğunu da hatırlamış olalım. Öncelikle azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat bir araya geldiği zaman nükleotitler oluşuyordu. Bu bir mesela adenin bulunduruyorsa adenin nükleotitiydi. Adeninin karşısına her zaman kim gelecekti? Timin. 5 karbonlu şeker, fosfat. Mesela şurada guanin olsa şurası yine 5 karbonlu deoksiriboz şekeri, burası fosfat. Guaninin karşısına sitozin, 5 karbonlu şekeri ve fosfat grubu. Adenle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. Nükleotitler böyle dizildikleri zaman çift zincirli olan DNA'yı meydana getiriyorlardı. Hücre bölünmesi sırasında da tabii ki DNA kusursuz bir şekilde eşlenerek yavru hücrelere aktarılacak diyeyim. Nükleotitlerin dizilişleri şifreleri oluşturacak. DNA'ya anlam kazandırmış olacak. DNA ya da bazı virüslerde de RNA olabiliyor. Özgül bir nükleotit dizisinden oluşan kalıtsal birimlere sahip olacak. Bunlara da gen diyeceğiz. Yani DNA'mızdaki anlamlı parçalar genlerdir. Göz rengimin oluşmasını, saç şeklimin oluşmasını, boy uzunluğumun oluşmasını genler sağlamış olacak. Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine de kromatin denecek. Yani aslında benim çift zincirli bir DNA'm var. DNA'mın etrafını bir protein kaplayacak. Sanki ben onu parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım gibi göreceğim. Onun da adı kromatin olacak. Kromatinler de hücre bölünmesi sırasında özel katlanmalar yaparak kromozom adı verilen yapıları meydana getirecekler. Yani şu bir kromatin iplik, şu da diğer kromatin iplik olacak. Bununla bu birebir aynı şifreyi içerecek. Aynı şifreyi içerdikleri için şunlara kardeş kromatit, bunun oluşturduğu yapıya da kromozom adını vermiş olacağız. Bir daha, DNA'mın etrafını bir protein sarıyormuş. DNA'mın etrafını protein sardığı zaman oluşan yapıya kromatin diyormuşum. Hücre bölünmesi sırasında da kromatinler özel katlanmalar yaparak ne yapacaklar? Kromozomları meydana getirecekler. Mesela şurada gözünle ilgili A genin varsa, bu ikisi birbirinin kopyası olduğuna göre burada da A geni var. Şurada işte atıyorum saçınla ilgili küçük B geni varsa burada da küçük B geni var. Bununla bu birbirinin fotokopisi. O yüzden bunlara kardeş kromatit deniyor. İkisinin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya da kromozom ismi
veriliyor gençler. Kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyini göstermez. Kromozom sayısıyla canlının gelişmişliği arasında hiçbir bağlantı yok. Ama çok nadir canlılar dışında tür içinde kromozom sayısı sabittir. Mesela insanlar 46 kromozomlu, köpekler 78 kromozomlu gibi. Ya da kromozom sayısı yakın olanlar yakın akrabadır diyemeyiz. Gelişmişlik açısından önemli olan kromozom sayısı değil, genlerin canlıya kattığı özelliklerdir. Kromozomlar uzun DNA zincirlerinin proteinler üzerine sarılıp çok sayıda sarmal oluşturmasıyla meydana geliyordu. Prokaryot hücrelerde de halkasal bir DNA var. Buna kromozom ismini verebiliyoruz diyeyim. Aslında bunları söyledim, tekrar etmiş olayım. Şu bir kromatit, bu ikisi birbirinin fotokopisi olduğu için kardeş kromatit. Kardeş kromatitlerin bir arada tutunduğu bölgelere sentromer deniyor. Sentromerlerde iyi ipliği dediğimiz ipliklerin tutunmasını sağlayan proteinler var. Bunlara da kinetokor ismi verilmiş oluyor gençler. Böylelikle aslında hücre döngüsüne giriş yapmış olduk. Hücre döngüsü interfaz, yani hazırlık evresi ve arkasından mitotik evre dediğimiz iki evreden meydana gelecek. Bir hücrenin hücre bölünmesi yapıncaya kadar, yani başka bir hücreye bölününceye kadar geçen sürenin tamamı hücre döngüsüdür. O zaman hücrenin hayatı diyebilirim. Öncelikli olarak tabii ki bölünmeye hazırlık yapması gerekiyor. Bölünmeye hazırlık yaptığı safhada interfaz evresidir. Kendi içinde G1S ve G2 evrelerine ayrılacak. Mitotik evrede profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez olmak üzere bazı evrelere ayrılacak diyeyim. Ya hocam ben bunları nasıl aklımda tutayım deme. Şöyle, bu evrelere baktığımız zaman bir sıralama bilmemiz gerekiyor. Bazen şöyle ezberliyoruz. İp, mat şeklinde. İnterfaz, arkasından profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez şeklinde. Veya ben uzunluğu kullanırım. İnterli, profesör, metenin anası, telefon satacakmış şeklinde. Biraz bir sonraki derslerimizde evreleri göstereceğim dedim ya. Metafazdan sonra hangi evrenin geldiğini bilmen lazım soruyu çözebilmen için. Metafaz evresindeki bir hücre bir sonraki evrede hangi olayı yapacak? Metafaz, interli, profesör, metenin anası, anafaza geçecek. Anafazda böyle oluyordu deyip soruyu çözebileceksin. İstersen ip mas diye aklında tut, istersen interli profesör metenin anası telefon satacakmış diye tut, fark etmez. İnterfaz dediğimiz bir hazırlık evremiz var. Çekirdeğin ve sitoplazmanın bölündüğü mitotik evremiz var. Önce profaz, metafaz, anafaz, telofaz, yani çekirdeğin bölünmesi meydana gelecek. Çekirdeği böldün, artık bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdek varsa sitoplazmayı da bölerek iki tane yavru hücre elde etmiş olacaksın. Sitokinez evresinde de tabii ki sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor diyeyim. Unutmamamız gereken kısmı söyleyerek dersi bitiriyorum. Hücre bölünmesi dediğimiz şey hücrenin hayatın içinde meydana gelen bir olaydır. Yani hücre bölünmesi hücre döngüsünün bir parçasıdır. Her hücrenin bölünme yeteneği yok. Yani mesela Kars diye de kodluyorlar. Şöyle söylemiş olayım gençler. Bizim işte kas hücreleri, çizgili kas hücrelerimizin bölünme yeteneğimiz yok. Olgun al yuvarlarımızın bölünme yeteneği yok. Retinamızın bölünme yeteneği yok. Bazı sinir hücrelerimizin de bölünme yeteneği yok ama tamamı demiyoruz. Çünkü bölünebilen sinir hücreleri keşfedildi. Bazı hücrelerde gerekli durumlarda bölünüyorlar. Mesela karaciğer hücrelerimizin bölünme yeteneği var ama durduk yere bölünmüyorlar. Yaralanma gibi bir durum söz konusu olursa veya orada ekstrem bir durum söz konusu olursa o zaman bölünmeyi gerçekleştirmiş oluyorlar diyeyim. Hemen ödevlerinizi tekrardan hatırlatayım. Dediğim gibi bugün bir giriş dersi yaptık gençler. Sizden yapmayacağım.
yapmanızı istediğim hücre döngüsüyle ilgili sorulardır. Yani sayfa 15'te hücre döngüsü, hücre döngüsünün evreleri 16'yı çözün. Daha sonraki derslerimizde de interfaz, profaz, metafaz o evrelere girmiş olacağız. Sıfırdan 10'a da hemen göstereyim. Çok fazla şekil kullanarak yazdık bu kitabı. Hücre döngüsü, amip deneyi. Mesela amip deneyi ile ilgili şöyle uzun bir soru yazdık. Unutmayın, uzun soru kolay sorudur. Cevabı içerisinde mutlaka gizlidir. Bu soruları da çözüyorsunuz. Hücre döngüsünün evreleriyle ilgili soruları da çözüyorsunuz. Böylelikle işimizi halletmiş, yani 10. sınıfın biyolojisine tam anlamıyla hazırlanmış oluyoruz diyeyim gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.